isteyeceğim sonra. Hangi şartlarda caizdir? Orta diyor. Yani ne kadar inkar ediyor. Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Diyanete Soralım programındayız ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi bugün ağırlayacağız. Kıymetli hocamıza soracağız, öğreneceğiz dini konuları, merak ettiğimiz konuları veya bizleri yanlış bilgilendirenler var ise bunların da doğrusunu dini konularla ilgili değerli hocamıza soracağız, öğreneceğiz efendim. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız bizlerle. Sizler adına hoş geldiniz diyelim efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz değerli hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayırlı bir program olması dileğiyle. Amin. Efendim izleyicilerimizin sosyal medya ve mail üzerinden göndermiş oldukları sualler her zaman olduğu gibi hazır, yazılı olarak. Anlık iletileriniz değerli izleyicilerimiz peyderpey geldikçe programlar bazında değerli hocalarımıza iletmekteyiz, aktaralım. Devam edelim değerli hocam, canlı yayın bağlantılarıyla program şekil bulacak. Bismillah diyelim izninizle ilk durağımıza geçmeden önce, belki yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz vardır. Hoş geldiniz diyoruz hanımefendi, beyefendi sizlere de. İletişim yollarını aktaralım. 0312 alan kodumuz 294-4294'te telefon numaramız. Canlı yayına katılabilirsiniz ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımıza suallerinizi canlı yayında sohbet ederek sorabilirsiniz. Yine Diyanete Soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz. Yazılı olarak buradan da sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz ve yine sosyal medya Facebook, Twitter /diyanetesoralım adresleri de hizmetinize efendim. İlk durağımız Manisa. Dursun Özer hattımızda. İyi akşamlar Sayın Özer. Manisa'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurunuz Dursun Bey. Ben hoca efendiye bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Bir yerde o şeyde bir vaazda duydum. Bu koyun kurbanda koyun eti yenmesi helal. İçindeki koyun yağı yemek haramdır diye böyle bir... İç yağ mı efendim? İç yağ, iç yağ haram. Peki, iç yağ haram mı soralım değerli hocamıza. Evet, bunu bir zahmet hocamdan aydınlatmak istiyorum bunu. Hay hay efendim, başka bir sual var mıydı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar Dursun Bey. Akşamlar. Manisa'ya selamlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Eti yenen hayvanların kanları, o akan kan. Evet. Efendim, idrar keseleri, cinsel organları, erkeklerin yumurtaları, bunlar yemek mekruh. Mekruh. Bak, haram demiyoruz, mekruh. Onun dışında her şeyleri yenebilir. Yani etleri, ciğerleri, dalakları, efendim iç yağları, kuyruk yağları hiç fark etmez. Bunların hepsi caizdir. Evet. Şimdi Yahudilikte iç yağı yasak idi. Belki buradan bir yanlış anlamaya mı gidiyor acaba? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsedilir. Yahudilere... Onlara temas edelim. Yahudilere... Peki. O hayvanların iç yağı yasak idi. Onlar bunu eriterek falan yeme şeklinde bir hileye saptılar. Bundan bahsedilir. Ama Müslümanlar için, İslam için böyle bir şey söz konusu değil. Demin saydığım gibi, söylediğim gibi öt. Kan, irin, öt kan, gibi. Kan, irin, idrar kesesi. Peki. Efendim işte cinsel organlar, erkeklerin yumurtaları, bunlar mekruhtur. Onun dışındaki herhangi bir organın yenilmesinde bir sakınca yoktur. Peki. Efendim devam ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi, siz değerli izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam ediyorlar. Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz hattımızda, hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Buyurunuz. Öncelikle bu programa vesile olan herkes ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Bilmukabele efendim. Buyurunuz. Sorum şöyleydi. Bir süt hayvanı almak istiyorum. Evet. Bu süt hayvanı param şu anda yok. Aldığım zaman örnek veriyorum. Adam diyor ki işte süt hayvanı 4 milyar. Bunu sana hasat zamanına kadar, yani biçerler zamanına kadar, hasat zamanına kadar çiftçiyim. İşte ben sana 4,5 veyahut 4 milyar 100 milyona veririm. Evet. Bu helal mıdır, haram mıdır onu sormak istiyorum. Yanlışını tamamlayayım. Adam
birden de hocamız böyle bir açıklama belki yapabilir. Adam birden işte hasat zamanına kadar 4700'e ben size veririm dese, peşin bu kadar, borca bu kadar demese bile, ben onun, ben de biliyorum ki o da biliyor ki o hayvanın üzerine hasat zamanına kadar bir faiz uygulaması yapıyor. Evet. İkimiz de biz bunu biliyoruz, açıklamasa dahi. Bu helal midir, haram mıdır? Hasat zamanına kadar sadece bir süt hayvanı çocuklarımın sütü için alacağım. Bitir. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. İkinci bir sorun vardı. Buyurunuz. Çalışıyorduk, yazın gurbette gidiyoruz, çalışıyoruz. Alo. Evet efendim, dinliyoruz, buyurunuz. Yazın gurbete gidiyoruz, çalışıyoruz. Yani Ramazan orucunda da çalışıyoruz, orucumuzu tutmuyoruz, tutamıyoruz. O ay diyeceksiniz ki o kadar muhtaç mısınız, Allah şükürler olsun, değiliz. O ay eve gelip Ramazan orucumuzu tutabiliriz, yalan söylemeyelim. Evet. Ama onu yapmıyoruz. Şu anda o Ramazan orucunu kaza ediyorum. Bu makbul mudur, doğru mudur? Eğer doğru ise bu Ramazan orucunu üst üste tutuyorum, uygun mudur yoksa aralıklarla mı tutayım? Sorayım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Estağfurullah, şeref duyduk. Buyurun efendim. Bir de Allah razı olsun. Bizim babamızdan kalan arazilerimiz var. Evet. Bizim bu Güneydoğu'da maalesef kızlara pay verilmiyor. Evet. Verilmiyor. Şu ana kadar elimize yetişene kadar bu paydan hiç kızlara verilmedi. Mesela evet. Babamız kardeşlerine verdi, kız kardeşlerine vermedi. Dedemiz kız kardeşlerine verdi, vermedi, bana geldi. Benim bunda kız kardeşlerime o payıma düşeni, kız kardeşlerimin hissesini verirsem tamamını mı vermem lazım? Vermem gerekir mi? Geçenlerin hakkı var mıdır? Nasıl oluyor? Anlatabildim mi acaba? Peki efendim, değerli hocamıza anlaşıldı. Soracağız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Biz teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz bu programınızdan. Allah razı olsun. Razı olsun. Sizlerden de efendim. Huzur diliyoruz. Şanlıurfa'ya selamlar. Birinci sorusu, vadeli hayvan satın alıyor. Evet. Bu caiz mi diyor? Bir alım satım akdinin caiz olmaması veya dinen sakıncası olmasının bazı sebepleri var. Bunlardan birisi satılan malın veya satış bedelinin belirsiz olması. İkisi, vadeli ise ikincisi veya bir başkası diyelim. Vadeli ise vadenin belirsiz olması. Bir akitte iki akit yapılması. Efendim, örf haline gelmeyen ve akdi ifsad eden bir şartın koşulması vesaire. Tabi bu alım satım akitlerinde bir de riba, faiz muamelesi olabilir. Bundan uzak durulması. Şimdi burada bu insan ne yapıyor? 4000 liralık bir hayvan. Vadeli hayvan satın alıyor. Evet. Fiyat belli mi? Belli. Belli. 4750 lira. Veya vadeli peki, verirse o. Peki yani fiyat belli şimdi. Belli efendim. Evet. Parayı ne zaman ödeyecek? O da hasat belli. Hasat zamanı belli. Hasat zamanı. Ama burada şu önemli olabilir. Hasat eğer zaman açısından çok farklı olabiliyorsa seneden seneye, bir nizaya, anlaşmazlığa sebebiyet vermemesi için onu hasat yerine hasadın vaktinin belirlenmesi. Mesela diyelim ki 1 Temmuz. Evet. Hasat 1 Temmuz'da ise 15 Temmuz gibi. Bir yani 15. Sabit. Peki. Değişken olmayan. Ama hasat her sene 1 Temmuz'da oluyor. Hasat zamanı dedi, tamam. Yani bu eski kaynaklarımızda mesela peki, denir ki hacıların geliş zamanına şeklinde bir şey vade akdi bozar diyor. Hmm. Niye? Değişebilir. Çünkü eskiden hacıların gelişi farklı oluyordu. Ama bugün için öyle değil. Doğru efendim. Yani bu belli olacak. Burada belli. Şimdi o hayvanın peşin fiyatının 4000, vadeli fiyatının 4750 lira olması fark etmez. Bu faiz değildir. Bu alışveriştir. Belirli olması. Ama ben 4000 lira para verip 4750 alırsam işte faiz olan olur. Peki efendim. Dolayısıyla bu yapılan işten de hiçbir sakınca yok. Peşin fiyatına şu, vadeli fiyatına şu demesiyle hiç peşini almadan işte hasat zamanına kadar 4750 lira demesinin hiçbir farkı yoktur. O her iki akitle geçerli. Peki. Efendim, izleyicimiz yazın çalışıyoruz. Yazın çalışıyoruz diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Diyor ki bir kimse mazeretsiz olarak Ramazan'da bir gün oruç tutmazsa eğer. Evet.
Daha sonra onu bir sene boyu tuttuğu oruç onu karşılamaz. Subhanallah. Yani Ramazan'da tutulan orucun sevabı başka zamanlarda tutulan orucun sevabının kat kat üstündedir. Tabii bu biraz daha Peygamber Efendimizin Ramazan orucunu teşvik babında söylediği bir söz olarak da değerlendirilebilir. Ha şimdi peki kimler Ramazan'da oruç tutamayabilir? İşte sayılır işte emzikli kadınlar, hamile kadınlar, hastalar, yaşlılar, yolcular. Ha bunların içerisinde ağır işte çalışanlar da vardır. Ağır işte çalışanlar. Ama bir de şu vardır, eğer kişi durumu müsaitse eğer, zorunlu değilse Ramazan'da işini hafifletmesi tavsiye edilir. Evet. Yani şimdi buna göre eğer bir kimse Ramazan'da çalışmak zorunda ise, yani bir fabrikada işçi mecbur çalışacak diyelim. Veya yazın 3 aylık bir süre çalışabiliyor, onun bir ayda Ramazan'a denk geliyor. Mecbur çalışacak. Bu durumlarda eğer çalıştığı iş oruç tutmasını engelleyecek kadar veya kendisini zora sokacak kadar eğer ağır bir işse bu kimse oruç tutmayabilir. Ramazan'dan sonraki bir zamanda o orucunu kaza eder. Ama mecbur değilim. Yani çalışsam da olur, çalışmasam da olur. Veya ağır işsem de işte çalışsam da olur, hafif işte çalışsam da olur derse o zaman ona tavsiyemiz tatilini Ramazan'da yapsın efendim veya işin hafifine gitsin ve orucunu tutsun. Peki ben o tutamadığım orucu kaza ederken peşi peşine mi kaza etmeliyim? Yoksa aralıklı olarak edebilir miyim? Aralıklı olarak kaza edilebilir. Bunun bir sakıncası yoktur. Peki. Üçüncü sorusu bu kız çocuklarından mirastan pay verilmemesi. Bir kimse vefat ettiği zaman onun malı kendisinin olmaktan çıkar, mirasçı malı olur. Sadece eğer vasiyet etmişse ve o vasiyet ettiği miktar, meblağ bıraktığı malın üçte birini geçmiyorsa o onundur. Evet. Ya o ölenin tasarrufunda sayılır ve hayattayken yaptığı tasarruf ki o da vasiyettir, o yerine getirilmek zorundadır. Geriye kalan malı üçte ikisi tamamen mirasçıların hakkıdır. Ve mirasçıların payının ne olduğu da bellidir. Ve kız bir ölenin kızı da kesin olarak hiçbir şekilde mahrum kalmayacak şekilde mirasçıdır. Yani evet. Bazı durumlarda bazı insanlar mirastan mahrum kalırlar. Buna biz hacip deriz. Yani yakın akraba uzak akrabaya hacip eder. Ve bu iki türlüdür. Hacbi hırman deriz, hacbi noksan deriz. Evet. Yani bazen öyle olur ki yakın akraba uzak akrabayı mirastan tümüyle engeller. Mesela oğul varken kardeş pay alamaz. Evet. Oğul daha yakındır. O kardeşi yani ölenin kardeşini amca, yani o çocuğun amcasını mirastan mahrum eder. Bazı durumlarda vardır ki eksiltir. Mesela diyelim ki bir adam vefat ettiği zaman çocuğu yoksa eşinin onun bıraktığı maldaki pay dörtte birdir. Çocuğu varsa sekizde birdir. Buna da hacmi noksan deriz. Eksil. Yani şimdi kız yani ölenin kızı hiçbir şekilde mirastan mahrum olmayacak durumda mirasçıdır. Net bir mirasçı. Net. Peki. Dolayısıyla onun payının ne olacağı mirasçı sayısına göre fark eder. Tabi bugün miras oranları, mirastaki pay oranları İslam fıkhı ile ki o Kur'an-ı Kerim'e dayanır bu hükümler. Bugünkü medeni kanun arasında farklıdır. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim'de kızın hangi durumda ne alacağı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ve ona göre de bu kızın hakkıdır. Bu soruyu soran kardeşimiz diyor ki benim kız kardeşimin hakkı bana verildi. Ha, kendisine verildiği andan bugüne kadar. Tarla ise o. Onun payına düşecek olan tarlanın kira bedelini ödemeli. Kız kardeşine. Ve bugün de onun hakkı neyse o tarladaki payı onu kendisine vermelidir. Peki ne ölçüde vermeli dedi? Şimdi şöyle. Nasıl? Mirastaki pay ölçüsünde. Şimdi Osmanlı arazi kanunnamesi var. Evet efendim. Bu Osmanlı döneminde çıkmış ve orada arazi intikalinin feraiz ahkamına göre değil çocuklara eşit miktarda dağıtılmasını öngörüyor. Ama neden? Şimdi Osmanlı arazi miriye idi. Ne demek arazi miriye? Malı, mülkiyeti devlete ait, sürümü millete ait. Kullanımı halka verilmiş. Evet. İntifa, kullanma hakkı, yararlanma hakkı halka, yani vatandaşa dağıtılmış. Miri. Şimdi devlet demiş ki o arazi kanunnamesiyle, bu sizin elinizdeki arazi devletin bizim. Evet efendim. Sizin oradaki hakkınız sadece onu kullanmak, ondan istifade etmek. Ve ben diyorum ki madem ki benim,
Sizden birisi öldükten sonra, öldüğü zaman onun elinde o kullanma hakkına haiz olduğu arazi çocukları arasında eşit pay edilsin. Ama burada pay edilen pay o malın mülkiyeti değil. Ya kullanma yetkisi. Ha, o zaman bu şekilde eşit veriliyor idi. Ama araziler mülkiyete geçti. Kadastralar geçti, tapular devredildi. O zaman aynı o feraiz ahkamı neyse, Kur'an-ı Kerim'deki miras hukuku neyse, arazilerde de o uygulanır. Peki. Efendim, evet, devam ediyoruz. Değerli hocam tavsiyesini de vermiş oldular. İzleyicimizin yapması gerekeni de paylaşmış oldular. Devam ediyoruz. Şöyle bir soru var değerli hocam. Hatice Albayrak soruyor. Özellikle böyle umre dönemine gidip gelenler olduğu için ihramdan çıkarken hocam diyor, hocamız hanımefendilerin saç kesmesine gerek yok dedi diyor. Sonra tam tersi söylendi diyor. Sadaka verdik, acaba yerine geçmiş midir diyor. Doğrusunu yaptık mı diyor. Hatice Albayrak soruyor. Bir defa ihramdan çıkabilmek için ister haçta olsun ister ihramda şeyde olsun. Umrede. Farzların yerine getirilmiş olması lazım. Ve ondan sonra da saçtan tıraş olmak lazım. Saçtan. Şimdi umrede Hanefi mezhebine göre tavaf farzdır, sahi vaciptir. Diğer üç mezhebe göre ikisi de farzdır. Ha şimdi tavafı yapmış kişi, sahi de yapmış. Şimdi ne yapacaktır bu? Saçından keserek veya tıraş olarak ihramdan çıkacaktır. Saçından kesmediği sürece, tıraş olmadığı sürece bu ihramlı olmaya devam eder. Diyelim Türkiye'ye gelmiş böyle hocam. Hala ihramlıdır. Dolayısıyla bunu öğrenir öğrenmez saçından kesmeli ve ihramdan çıkmalı. Ha, tabii şimdi burada bu süre zarfında, yani şey tabii tavafı sahi yapıncaya kadar diyelim ihram yasağı işlemedi ama sahi bitti. Ondan sonra bir ihram yasağı işlemişse, ki o ihram yasağı nedir bir kadın açısından? Tırnak kesmedir, efendim koku sürünmedir, evli ise karı koca ilişkisidir. Bunlar hep ihram yasağıdır. Tabii elbise giyme onlar için ihram yasağı değil. Dolayısıyla eğer bu ihram yasaklarından işlemiş ise bu arada, yani saç kesmesiyle o sahayı bitirmesi esnasında, o zaman o işlediği yasağın cezası neyse onu verecektir. O ceza da Hanefi mezhebi ile diğer mezhepler arasında yasağa göre farklıdır. Genelde Hanefi mezhebinde bunlar şeydir, dem dediğimiz, genelde diyorum, evet. Hepsi değil. Evet, koyun kesme şeklindedir ama diğer mezheplerde muhayyerlik diyoruz biz. Yani 3 gün oruç tutma, 6 fakire sadaka verme ve bir de kurban kesme arasında serbest muhayyerdir. Bunlardan birini yapabilir. Şimdi tabi bu durum başına gelen kişi hangi ihram yasakları işledi? Onu bilmemiz lazım. Ve o işlediği ihram yasağına göre senin verdiğin sadaka yeterlidir veya yeterli değildir, şunu da yapman gerekir dememiz lazım. Peki. O zaman Hatice Albayrak Hanım. Bu böyle bir hoca, yani bu da tabii burada bir de şu var maalesef, hangi hocaya sordu? O sorduğu hoca ne kadar yetkiliydi bu işlerde? Belki yanlış anlaşılmıştı. O da önemli. Bazen böyle yani hocalık taslayan insanlar da çıkıyor. Bir de şunu bir tavsiye etsek olur. Hacca Umre'ye giderken bizim teşkilatlarımız, gerek bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olsun, gerek şirketler olsun, bu insanların eline şeyler veriyor, kitapçıklar veriyor. Doğru efendim. Orada yapacakları şeyler anlatılıyor. Bunlara bir göz atsalar, hocaların anlattıklarına bir kulak verseler, maalesef bu eksik var. Yani hacca gitmeden, Umre'ye gitmeden umreciler, hacciler eğitiliyor, eğitime çağrılıyor. Bunlar hep anlatılıyor ama kaç kişi eğitime katılıyor, kaç kişi geliyor, ayrı bir mesele. Yani buna itina etmeli insanı. Madem ki ben bir ibadete gidiyorum, doğru yapmalıyım, sağlam yapmalıyım. Bunun yolu da nedir? Öğrenmedir. Öğrenme de ya okumakla veya dinlemekle olur. Peki efendim. Efendim tekrar ayrıntılı olarak gönderirlerse değerli hocam tekrar cevaplarlar. Kahramanmaraş'a selamlar. Mehmet Naçar hattımızda. İyi akşamlar Mehmet Bey. Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar abi. Allah razı olsun. Sizlerden de. Buyurunuz Mehmet Bey. Hocama sorum olacaktı. Buyurun efendim. Buyurun. İlk sorum, mehrin ölçüsü neye göre ne kadar olmalı? Ne diyor? Mehir efendim, mehrin ölçüsü. Evet efendim, buyurunuz. Diğerlerini sorabilir miyim? Buyurunuz beyefendi. Dinliyor efendim değerli hocam. Buyurun Mehmet Bey.
Mehmet Bey duyabiliyor musunuz? Belediye vermiş olduğum bir mal gelmediği takdirde demek ki adamın durumu müsait değil de gelmiyor. O arkadaşla görüştüğün zaman zekat yerine geçer mi? Soralım değerli hocamıza. Bu malı zekata sayabilir miyiz? Borcu zekata sayabilir miyiz? Üçüncü sorum var. Evet. Buyurun efendim. Babam hac farz oldu. Gidemedi ama vefat etti. Biz de yerine gitmek istediğimiz halde daha önce gitmemiz gerekirmiş. Getirmedi takdirde gidemezmişiz. Bir gelene gönderecekmişiz. Doğru mudur? Peki. Dördüncü sorum var. Buyurun efendim. Bir kız çocuğu kocaya gittikten sonra hayır işlediği takdirde kocasına mı geçer yoksa babalarına da faydalanabilir mi? Peki efendim, soralım değerli hocamıza, bir kız çocuğunun hayır işlemesinden babası veya aile efradı faydalanır mı? Teşekkür ediyoruz. Bir şey daha sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Estağfurullah, buyurun Mehmet Bey. Bir insan hacca mı önce gitmeli, ümreye gittiği zaman hac farz oluyor, farz üstüne farz mı oluyor, bir onu öğrenmek isterim. Peki efendim, soralım. Umre'ye giden için hac farz olur mu? Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Kahramanmaraş'a selamlar, iyi akşamlar. Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Sıra olsun, devamını diyorum. Allah razı olsun. Dua bekleriz. Allah razı olsun efendim. Hocam, son sorudan soralım hemen. Umre noktasında. Şimdi ya, umre'ye mi önce gitmeli, hacca mı önce gitmeli? Veya umre'ye gidene farz olur mu diyorlar ya hocam. Umre sünnettir, hac farzdır. Peki. Dolayısıyla imkanı olan kişi hacca gitmelidir. Umre'ye gitmese de olur. Evet efendim. Ama umre'ye gitmiş, ondan sonra hacca gitmesi bunun farz mıdır? Evet. Buna rukyetül Kabe derler fıkıh kitaplarında. Yani Kabe'yi görme. Evet efendim. Kabe'yi görene hac farz olur mu olmaz mı şeklinde. Burada sonuç şey şudur, hüküm şudur. Eğer bir kimse umre'ye gitmişse veya işte bir şekilde Mekke'ye gitmişse. Evet. Eğer o hac mevsimine kadar orada kalıp hac etme imkanına sahipse, orada kalıp haccını yapması gerekir. Evet efendim. Ama orada kalamıyorsa, yani bu kalamayış sebebi memleketindeki acil durumlar, zaruri durumlar olabilir. Orada devletinin orada kalmaya izin vermemesi olabilir vesaire. Kalamıyorsa o zaman sırf umreye gitti diye, Kabe'yi gördü diye ona hac farz olmaz. Ne zaman hac farz olur? Oraya gidecek yol bulduğu zaman farz olur. Şimdi orada gittiğinde kalma imkanı varsa oraya yol bulmuştur. Evet. Onun için kendisine farz olmuştur. Yoksa Kabe'yi gördüğü için değil. Anlatabildim mi? Evet efendim. Yani o zaman şöyle toparlayalım. Eğer umreye giden kişi hac mevsimine kadar orada kalma imkanına sahipse ve daha önce hacca gitmemişse, orada kalıp haccını yapmalıdır. Ama orada kalması mümkün değilse, gerek kendi açısından gerekse oradaki yönetim resmi açısından posudur. O zaman sırf umreye gitti diye, Kabe'yi ziyaret etti diye ona hac farz olmaz. Hac için yol bulduğu zaman, ki o da işte Türkiye zamanımızda bellidir, işte kur'adır, şudur budur, ancak o zaman farz olur. Peki hocam, mehirle ilgili olarak ölçü nedir dedi değerli izleyicimiz. Evet, Hanefi mezhebine göre mehirin en az 10 dirhem gümüş olması gerekiyor. Tabi bu ayete hadise dayanan bir şey değil, sonuç değil. Biraz da örfidir. Biraz da bazı diğer şeylerle kıyaslamadır, hükümlerle kıyaslamadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde insanlara durumlarına göre farklı mehirler şey yapmıştır, tavsiye etmiştir. Mesela bir demirden yüzük bile olsa, bir Fatiha suresi ezberinde bir şey yok mu, onu öğret gibi. Yani evlenecek olan kişilere maddi durumu yerinde değilse böyle basit şeyleri mehir olarak verebileceğini, tabii o Kur'an-ı Kerim öğretme, Fatiha öğretme basit bir olay değil ama mal olarak. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir çalınan bir malın hırsızlık sayılması için, şeyde, daha doğrusu hadiste veya uygulamada hırsızlık sayılması için en az 10 dirhem olması, 10 dirhem gümüş değerinde olması gerekiyor. Hanefiler buna kıyasla veya bundan hareketle mehrin en az 10 dirhem gümüş değerinde olması lazım diyorlar. Ama bugün 10 dirhem gümüşün ifade ettiği bir şey yok. Yani 10 dirhem gümüşün edeceği şey nedir? 25 gram gümüştür, 24 gram gümüştür. 24 gram gümüş ne eder? Şimdi biliyorsunuz nisap miktarı şeyde,
ilk Peygamber Efendimizin öngördüğü nisap miktarı. Altında 20 miskal altın ki 80.18 grama tekabül ediyor. Gümüşte 200 dirhem gümüş. Yani bir bakıma şöyle bir şey var. 200 dirhem gümüşün değeriyle 200 dirhem gümüş de 460 gram civarında diyor. Onunla 80 gram altın eşitmiş. Yani şimdi bugün 10 dirhem gümüşün pek fazla bir şeyi yok. O bakımdan illa onu ölçü almak bugünkü örfte, bugünkü durumda söz konusu olamaz. Ama şu var, bu biraz tarafların maddi durumlarına göre, sosyal durumlarına göre, örflerine göre şey yapılabilir. Ayarlanabilir. Ayarlanabilir. Ama mehri çok tutup insanları evlenememe durumunda bırakmamak lazım. Yani muhtedil, o evlenecek olan kişinin altından kalkacağı kadar bir yük yüklemek lazım. Yoksa bir takım zaten aile sıkıntılarına sebep olur. Ne yapıyor? Adam mehri fazla istiyor. Evlendikten sonra erkek karısından o verdiği altın akçeyse onu zorla almaya çalışıyor. Bunun için bir takım tatsızlıklar, huzursuzluklar, hatta belki güç kullanmalar vesaireler oluyor ki bunlar hiç istediğimiz, istenilen şeyler değil. Onun için yani örfümüze göre bir mehir takdir edilir ama fıkha baktığımız zaman Hanefi fıkhında mehrin en asgari derecesi 10 dirhem gümüştür ki işte demin söyledim aşağı yukarı 25-30 gram arasında bir şey eder ki bugün o mal sayılmaz peki. Peki. Efendim devam ediyor. İzleyicimiz diyor ki hocam bir borç verdik diyor, bir mal verdik şimdi diyor. Zekatın yani ben birine zekatı borç verdim ödeyemiyor. Ben onu zekatıma sayabilir miyim? Sık sık söylediğimiz bir şey var. Zekatın ödenmiş olması için iki tane temel şart var. Bunlardan birisi niyettir, öteki de temliktir. Temlik ne demek? Bir kimsenin mülkiyetine geçirmedir bir malı. Ve mülkiyetine geçirdiği zaman o onun maliki olur ve orada dilediği gibi o malda tasarruf eder. Şimdi borcu almama, borcu bağışlama temlik olarak değil, ya ibra veya iskat. İbra demek borçtan onu kurtarmak. Feragat. Hani teberru falan aynı kökten doğru gelir. İbraz edin diyorlar mesela. O ibraz ayrı. İbraz ayrı mı? Peki. İbra, bu ibra. Bu ibra. Beraet mesela. Beraet. Bu da aynı kökten gelir. Peki. Şimdi iskat da düşürmek demek. Şimdi borcu bağışlama ibra veya iskata girer, temlike girmez. Onun için bizim kaynaklarımızda, fıkıh kaynaklarımızda şu tavsiye edilir. Eğer kişi alacağını zekat niyetiyle bağışlamak istiyorsa ve vermek istiyorsa onu tahsil eder, ondan sonra verir, zekat verir veya zekat olarak verir parasını, ondan sonra borcunu tahsil eder şeklinde bir yol gösteriyorlar. Ama zamanımızda bazı alimler ki bu biraz eskiye dayanan yönü de var. Mesela Hasanul Basri evet diye meşhur ki o tabiun, tebeut tabiinden veya tabiundendir. Onun mesela bu konuda bir görüşü var. Diyorlar ki bu o ve o görüşte olanlar insanın borçlanması iki türlü olur. Yani alacak sahibi olması iki türlü olur. Ya mal satar veya borç para verir. Yani vadeli mal satar, parasını tahsil edemez. Veya borç para verir, verdiğini tahsil edemez. Şimdi bu vadeli mal satmada değil de borç vermede eğer fakirse borçlu, o zaman zekat niyetiyle ona o malı bağışlayabilir. Kim diyor bunu? Hasanul Basri diyor. Ve buna istinaden de zamanımızdaki bazı alimler bunu bir kabz-ı hükmü olarak veya temlik hükmü olarak değerlendiriyor. Hükmü temlik. Ve bu caizdir diyorlar ama dediğim gibi bunlar azınlıktadır. Hükmen? Azınlıktadır. Mesela en basitinden bizim halkımızın elinde bol bol bulunan ilmuhallere baktıkları zaman orada tavsiye nedir? Zekatı o alacaklı kişi öbürüne malı versin, ondan sonra da ondan tahsil etsin. Borcunu geri alsın. Peki efendim. Babamız vefat etti diyor. Hac farz olmuştu kendisine. Allah biz de Allah gittik. Anladığım kadarıyla böyle bir şey söyledi. Bir başka gideni, gitmeyeni göndermek şimdi lazım. Şimdi buna işte Hac-ı Sarura diyorlar. Evet.
Yani bedel giderken daha önce hacca gitmiş olan bir kişi mi gitmelidir? Hiç gitmemiş olan kimse gidebilir mi? Evet. Hanefi mezhebinde pek tavsiye edilmemekle beraber hiç hacca gitmeyen kişi de hacca gidebilir bedel olarak bir başkasının yerine. Yani burada bu kişi babasının yerine hacca gidebilir Hanefi mezhebinde. Ama dediğim gibi pek hoş değil, yani kerahat vardır. Daha iyisi daha önce gidenin gitmesidir ki burada mesela zamanımızda bu biraz daha çok önem kazanıyor. Çünkü bir defa hacca giden kişi bir daha gidemiyor. Doğru. Ama diyelim ki bundan 20 sene önce gitmiş, tekrar gidebiliyorsa öyle birini göndermekte daha fayda var. Peki efendim. Kendileri de gidebilirler değil gidebilirler. Mi? Yani gidebilirler. Daha alası da bu olmuş. Gidebilirler. Kendileri de gidebilirler. Peki. Son olarak da izleyicimizin bir hanımefendinin, bir kızın yapmış olduğu bir hayır. Şimdi Peygamberimiz ailesi. Öldüğü zaman, hadisinde buyuruyor ki insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kişi müstesna, bunlardan birisi de peşinden dua edecek salih evlat bırakandır. Salih eş bırakan demez. Peki. Dolayısıyla bir kimse ister kız çocuğu olsun, ister erkek çocuğu, ister evli olsun, ister bekar, onun yaptığı güzel amellerin sevabından babasına, anasına gider. Peki. Tabii öyle. Hayra teşvik ediyorsa kocasına da gider. Çünkü eddallu alel hayr kefailihi. Yani bir hayır işleyen kişi o hayrı yapmış gibidir hadisi var. Peki efendim. Mevla inşallah geçmişlerimize rahmet eylesin. Bartın'dan Mehmet Ceyhan hattımıza. İyi akşamlar Sayın Ceyhan. Bartın'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun. Sayın. Hocam ben 1,5 yıl önce rektum ameliyatı oldum. Yani kalın bağırsak torbaya evet. alındı. Ben abdest konusunda, özürlü abdest konusunda namazdan önceki sure, namazdan sonraki sure ne kadar abdestli kalabilirim, kalamam. Artı sabah namazı örneğin 15 dakika önce evden alıyorum. Camide bir 15-20 dakika bekliyoruz. Bu var. Örneğin namazdan sonra cenaze oluyor, cenaze namazına katılıyoruz, oluyor. Artı bir de bir akraba topluluğunda imametlik yapabilir miyim? Bunları sormak istedim hocam. Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz, şifa diliyoruz. Efendim Bartın'a selamlar Sayın Ceyhan. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aynı vakit namazı içinde olmak kaydıyla, aynı vakit içerisinde, vakit namazı değil aynı vakit içerisinde vakit olmak çıkmadan yani. Kaydıyla. Bir kimse vaktin başında abdest aldığı zaman özürlü bir kimse, o vaktin sonuna kadar abdesti devam eder. Peki. Dolayısıyla bu süre içerisinde hem vakit namazı kılabilir, hem nafile namaz kılabilir, hem de kaza namazı kılabilir. Hanefi mezhebine göre bu, diğer mezheplerde farklı görüşler var. Şimdi diyor ki mesela ben sabah namazında diyor, işte camiye gitmeden 15 dakika önce abdest aldım, gittim 15 dakika camide kaldım, sonra namaz kıldık, bu olur mu? Şimdi sabah namazı vakti girdiği anda imsakle, imsakin bitiminden itibaren abdest aldığı zaman güneş doğuncaya kadar o abdest devam eder. Eğer o özrün dışında başka bir abdest bozucu durum gerçekleşmemiş. Ama güneş doğduğu anda abdesti bozulur. Peki. Her namaz vakti için de böyle. Ha, öğle namazı diyelim. Öğle namazı vakti girdi, abdest aldı. İkindi namazı vaktine kadar o abdest devam eder. Ve bu süre içerisinde İster başında abdest almış olsun o vaktin, ister ortasında abdest almış olsun, ister sonunda hiç fark etmez, namazı kılar. Bir cenaze namazı var hocam. Cenaze namazını eğer vakit çıkmadan önce kılarsa olur. Diyelim camiden hemen çıktılar farzdan. Sabah namazı güneş doğmadan önce cenaze namazı pek kılınmaz. Öğle namazı olduğunu farz edelim. Evet. Öğle namazını kıldılar. Oradan cenaze namazı kılabilir o abdestle. Hanefi mezhebinde. Durabilir. Diğer mezheplerde farklı görüşler var. Ama Hanefi mezhebine göre kılabilir. Peki efendim. Sorduğu bunlardı. Sabah yani namazı özür sahibi sordu. Olan bir kişinin özür sahibi olmayan bir kişiye imamlık yapması uygun olmaz. Yani akraba topluluğu Doğru. arasında ben imamlık yapabilir miyim? Bu özür sahibi olan, özür sahibi olmayana namaz kıldırmaz. Bu genelde böyle değil mi? Bu genelde, sadece bu hastalıkla ilgili değil. Hocam şöyle, abdest tutamayan herkes için söz peki, konusu. Yani onu söyleyecektim. Özür sahibinden kasıt bir eksiklik abdestin, vesaire değil. Abdestle ilgili değil mi? Yani bir organlarındaki bir eksiklik evet. mesela işte kolu kısa, kolu yok, yani ayağı yok. Yani bu fıkhi bir tabir. Değil. Özür sahibi dediğimiz yani abdestle abdestin ilgili. Tutamayan kişi. Peki efendim.
Yani belki evet, genç olabilir, kardeşlerimiz de izliyor olabilirler. Olabilir. Bizler de bilgilenmiş olduk. Allah razı olsun. Ankara'dan Hüseyin Günaydın hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Günaydın. Ankara'ya selamlar efendim. Buyurunuz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Buyurunuz. Ayrıyeten böyle bir yayın yaptığınızdan ötürü gerçekten teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diyorum. Abi. Sorum şu olacaktı. Buyurunuz. Şimdi ben bir ufak bir kaza yaptım da aracımla. Geçmiş. Şimdi sağ olun. Ondan sonra tamirciye götürdüm aracımı. Bana dedi ki rakam da vermek istiyorum. 1200 liraya dedi, peşin fiyatına yaparım dedi. Evet. Daha sonra sigortadan da bana bir tespit yapmışlar. 1650 lira küsür hesap numarama yattı. Ben 1200 lirayı peşin vermiştim. Peki bu geri kalan kısmı ben kullanabilir miyim? Yani helal mi olur? O konuda bir yardımcı olursanız sevinirim. Peki soralım değerli hocamıza. Hasar tespitini sigorta yaptırmıştı ve ona göre bu parayı yatırmıştı. Doğru mu efendim? Evet. Peki. Evet. Başka bir sual var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ankara'ya selamlar. Evet. O farkı kendisinin harcaması uygun olmaz. Çünkü bu sigorta bu aracın uğradığı hasarı tazminetten sonra fazladan para vermiş. Tabii bu sigortaya o parayı ödemesi, geri vermesi pek mümkün olmaz. Yani mevzuat buna pek izin vermeyebilir. En iyisi o parayı fakirlere versin bu kardeşimiz. Ama kendi harcamasın. Peki. Efendim devam ediyoruz. Alperen Kartal soruyor. Hocamıza selamlar. Dinimizce bir malı satarken %100 kar elde edilebilir mi? Şimdi bu Müslümanlıkta bakın dinimizde bir iman var. Bir ibadet var, bir ahlak var, bir de hukuk var. Şimdi bu üçü, bu dördü bir araya toplanmalı. Ve bunlar birbiriyle irtibatlı. Mesela ibadet, iman Allah, başta Allah inancı var ya. Allah inancı ne yapıyor? Müminin hayatını düzene koyuyor. Yani biz bir mümin hareketlerinde, yaptıklarında, ya Allah nedir bu iş acaba? Bu caiz mi? Yani yapılabilir mi dinen, yapılamaz mı? Bunları hesaba katıyor. Doğru. Bir. İbadetler var. İbadetler ne yapıyor? Birçok ibadetlerin peşinde onu güzel ahlaka teşvik edici, sevk edici, götürücü ifadeler kullanıyor. Oruçla ilgili diyor ki işte sizden öncekilere farz kılındı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki siz takvaya erersiniz. Evet. Namazla ilgili olan ayet-i kerimelerden birisinde diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namaz kıl. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Zekatla ilgili olan ayet-i kerimede onların mallarından zekat al ve onları temizle. Evet. Şimdi temizle veya temizlersin. Yani bu şekilde ibadetlerin ahlakla bir irtibatı var. Ha şimdi muamelat dediğimiz, hukuk dediğimiz şey, ticari hayatta yapılan işin bir helal haram yönü var. Bir de hukuki açıdan yani tabi buradaki hukuktan maksadımız İslam fıkhına göre evet. Geçerli olup olmadığı söz konusu. Şimdi bazen öyle oluyor ki bu fıkıhta çok vardır. Bu diyaneten böyledir, kadaen böyledir der. Ne demek bu? Diyaneten kulla Allah arasındaki olan noktadır. Noktada hüküm şudur. Ama dışa vuran yönünde hüküm şudur. Kadai dediği yani kadai hukuksal, dediği İslam hukuku. Hukuki yönü. Evet. Yani niye? Çünkü hukuk zahire göre hükmeder. Hay hay. Hatta şöyle bir kural var. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu yetevella biz serair. Yani biz görünüşe göre hüküm veririz. İç halini Allah bilir. Peki. Ha şimdi bu bir giriş. Peki ben %100 kar yapabilir miyim? Burada imanı, ahlakı, hukuku bir arada düşündüğümüz zaman. Mümin münsiftir. Ne demek münsif? İnsaflı olmalıdır. Mümin merhametli olmalıdır. Mümin kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için istememelidir. Mümin kendisi için istediğini başkaları için istemelidir. Dolayısıyla kar haddini korken buna dikkat etmelidir. Bu hangi yönden? İmani ve ahlaki yönden. İşte bu diyanet.
mı diyen. Peki. Yani ama şuraya soracak. Ama hukuki açıdan baktığımız zaman, yani bu geçerli mi geçersiz mi? Fiyat tahdidi yoktur. Yani nak koyma dediğimiz. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Diyor ki siz nak koymayın. Allah nak kor. Çok verir ucuzlatır, az verir pahalandır. Serbest piyasa ekonomisi denilen şey. Ha, böyle olunca kar haddi de yok. Ama konulan kar haddi gabn-ı fahiş dediğimiz aşırı bir aldatmaya yöneliyorsa o zaman o caiz değildir. Nedir o aşırı aldatma? Kişinin normal piyasa değerlerinin malın türüne göre daha pahalı olması. Bu bazen %5 olur, bazen %10 olur, bazen %20 olur. Piyasa değerlerine göre, malın cinsine göre. Ama diyelim ki bu kalemin piyasa değeri 5 lira. Evet. Ben bunu 2 liraya almışım, 5 liraya satmışım. Buna hiç kimse bir şey demez. Doğru. Ama ben bunu 2 liraya alıp 6 liraya satarsam piyasa değerinin üstüne çıkmış oluyoruz. O zaman gabn-ı fahiş olur, bu caiz olmaz. Peki efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sizler adına kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Sizlere de yuvalarınızı da huzur diliyoruz. Bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Bazı selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Bazı selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Orta, yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.